Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bir de tekrar piyasaları hemen değerlendireceğim. Büyük bir likit operasyonu yapıldı şu an için piyasalarda. E, piyasada zaten genel anlamda baktığımız zaman BTC hareketiyle beraber dominansın yüksek olduğu bir gün olduğu için Bitcoin bugün çok sert hamleler yaptı. Ve BTC'nin e, sert bir satış yemesinden sonra arkadaşlar altcoin'lerde daha fazla daha sert satışlar gördük. Bunda da zaten dominansın etkisi olduğunu biliyoruz. Bu süreçte sizlere hep anlattığım gibi arkadaşlar gerçekten temkinli olarak kar alarak ve stop bölgelerine dikkat ederek ilerlemenin önemini tekrardan görmüş olduk ki bunu her defasında ve her videoda sizlere anlatıyorum. Bu piyasada ne zaman ne ile karşılaşacağımızı bilmek mümkün değil. Her an bir manipülasyon yaşanabilir. Bunun için de yapılabilecek tek bir şey var. İşlemlerinizde kar alarak ilerlemek en önemli olan unsurlardan birisi ve stoplu ilerlemek. Çünkü stop kullanmayan yüksek risk alan hesaplardan milyonlarca dolar parayı uçurdu arkadaşlar. Belki de milyar dolar paralar uçtu. Gerçekten çok büyük bir likit operasyonu yapıldı. Panik satışları da akabinde gelince alt koyunlarda çok sert satışlar gördük. Daha önceki videolarda özellikle de sizlere belirttim arkadaşlar. Bakın dikkat piyasa yanılacak ama büyük fırsat sunacak diye. Sonra dikkat oyuna gelmeyin diye. Bakın bu videoları özellikle ve özellikle sizler için çektim ki bunlar için aslında anlatmaya çalıştığım olay şu an için yaşamış olduğumuz olay. Bu açıdan her zaman sizlere söylüyorum bakın ben bundan önceki videoda bir paylaşım yaptım da BTC'de özellikle de şu görmüş olduğunuz bölgelerde çok büyük bir e, likidasyon birikimi söz konusu dedim ki zaten bölgelere bile hala gelmedi ve bu bölgelere doğru geri çekilmesiyle alt ilk etapta ani geri çekilmeler sonra büyük fırsatlar oluşturabilir dedim. Ve gerçekten de bu bölgelere gelmese bile şu yapmış olduğu yükselişten sonra büyük bir likit operasyonu gerçekleştirdiler. Bugün Ethereum ETF açısından önemli bir haber söz konusuydu. Çin'den gelen haberler vardı. Piyasa aslında olumluydu. Ama BTC'nin hamlesi şu an için piyasada bir panik satışı ve likit operasyonuna neden oldu arkadaşlar. Bakın bu kanalı da arkadaşlar ben Twitter'dan dün paylaştım bugün tekrar hatırlattım. Burası gerçekten önemli bir kanal ve bu bölgelere gelindiğinde şu görmüş olduğumuz alanlardaki mavi bölgeleri çizdim. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor dedim. Bakın alan kırıldı, alan kırıldı. Sonrasında bu bölgeye geldi. 4 saatlikte eğer bunun kapanışı üstünde gelmiyorsa ve sert bir iğneleme varsa artık bu piyasaya dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor ki zaten bunu özellikle kırmızı çizgiyle çektim. Neden? Bu görmüş olduğumuz paralel kanalın üstündeki iğne bölgesini de paralel çekmek gerekiyor ki bu bölgeler likidasyon bölgeleri ve bu likitleri almak için mutlaka piyasada hamleler yaşanabiliyor. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor ve piyasada bunu gerçekten ee, çok hızlı bir şekilde yaptı arkadaşlar ve büyük bir likit operasyonu yapıldı. Altcoin'lere baktığımız zaman bazı altcoin'lerde gerçekten devasa geri çekilmeler gördük. Dün örneğin sizlere Gala coin'i paylaşmıştım. Bakın günlükte bir tobo kırılımı var demiştim. Ve bir hamle gelebilir dedim. Bugün Gala coin dün yapmış olduğum paylaşımdan sonra Gala coin'de %20'lere varan bir hamle geldi. Ama bu bölgelerden en çok sert satışlayan coin'lerden birisi de işte bu oldu arkadaşlar. Yani %30'luk bir geri çekilme yaşandı ve buradaki bütün stopları patlattı ve gitti stop kullanmayanların hepsini neredeyse likit etti diyebiliriz. Çünkü, çünkü arkadaşlar kimse bu denli sert bir hamle beklemiyordu piyasa açısından. Sert bir yenileme sonra tekrardan sert e, alışlar geldi görmüş olduğumuz bölgelerde. Tabii ki piyasa kurucuları bunu yaptılar ve onlar büyük parayı vurdular. Küçük yatırımcı gerçekten çok büyük yanılttılar. Bu yüzden en son videoda sizlere paylaştım. Temkinli olmak gerekiyor. Belli oranlarda, bugün sizlere bir paylaşım yaptığımda işte belli oranlardan nakite geçmenin en, en azından ben %20-%30 oranlarında bu dönemlerde e, biraz daha riskimi düşürürüm ve biraz daha nakite geçerim diye sizlere belirtmiştim. Ve bu aranda da arkadaşlar stop kullanmanın önemini, kademeli kar almanın önemini net bir şekilde gördük. Şimdi piyasada özellikle de bu hamleden sonra gerçekten önemli fırsatlar olacak mı? Onu takip etmemiz gerekiyor. ayrışabilen bilen coinlerde biz tekrardan çok sert hamleler ve yükselişler göreceğiz. Bu bir fırsat olabilir ama bunun için öncelikle piyasanın biraz durulmasını beklemek gerekiyor. Ve durulmasından sonra da önemli alanlarda olan önemli coinlerin takip edilmesi gerekiyor. Her coin tekrardan hareket etmeyecektir. Ama ayrışabilen coinlerde biz tekrardan mükemmel hamleler göreceğiz. Bu gibi durumlarda bu hamlelerin çoğu arkadaşlar birer fırsat olarak karşımıza çıkacak. Çünkü gerçekten Ethereum açısından da baktığımız zaman önemli bir haber vardı. BTC ETF'inden sonra Ethereum ETF ile ilgili de önemli bir gelişme vardı. Bu gerçekten çok büyük fırsatlar sunabilir ve Ethereum'da bakın sizlere yapmış olduğum paylaşımdan sonra buralarda iki gün 3 gün oyalandı. Hiç stop bölgesine yaklaşmadı bile. Görmüş olduğunuz gibi hamlesine devam etti. Ve birçok coin de tekrardan hamlesine devam edecektir. Bu süreçte Twitter'dan takip ederseniz burada görmüş olduğum hareketlikler doğrultusunda orada sizlere paylaşım yapmaya devam ederim. Piyasa bu süreçte bir miktar gelgitler yaşayabilir ama yaşayabilen coinler tekrardan yoluna devam edecektir. Bakın op Koyun görmüş olduğunuz gibi sizlere bir çoğun turuncu alan üzerinden sonra iyi bir hamle yapmıştı. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra gelişen hamle %14'tü. Burada zaten kademeli bir şekilde kar aldıysanız bu hamlelerde stop olsanız bile zaten işlemi karlı kapatmış olursunuz. Ve sonrasında tekrardan işleme dahil olunur arkadaşlar. Bu açıdan her zaman söylüyorum temkinli ilerleyin. Kar alarak ilerleyin. Çünkü kar cebe yakışır diye bir laf vardır. Bunu da asla es geçmeyin arkadaşlar. Şu an için piyasa kırmızıya büründü ama Yarına itibaren tekrar yeşil bir piyasa görebiliriz ama önce BTC'nin biraz durulması ve dominansı görmek gerekiyor. Sonrasında altcoin'lerde fırsatlar kaldığı yerden devam edecektir diye düşünüyorum. Bu açıdan bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar sizlere. Ve hemen sizlere daha önce paylaşmış olduğum altcoin'lere hemen gelelim. Bakın audio bu görmüş olduğumuz süreçte sizlere paylaşmıştım. Stop giriş yapanlar zaten stop olmuştur ama %18-19'lara varan bir hamle gelmişti. Bizim için bu hamle ilk direnç bölgesine ulaşmadığı için biz aynı stopla takip ediyoruz ve stop etmedi. Bizi burada iğneleme yaptı. Hala takipimizde. Çünkü biz en az iki defa bu coin'den zaten kar almıştık arkadaşlar. Katıldaki arkadaşlarla ve bunu size de paylaşmıştım. Ve şu an için buradaki hamle devam ediyor. Stop olmadığı sürece de takip edebileceğim coin'lerden birisi olacaktır arkadaşlar. APT coin'e hemen gelelim. APT coin'e geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın turuncu alan bizim için çok önemliydi ve üstünde herhangi bağımsız hiçbir kapanış gelmedi. Tekrardan mavi bölgeye geldi. Mavi bölge altında kapanış şu an için yapmış durumda değil. Bu açıdan iğneleme geldi ve oradaki stopları patlattı. Şu an için turuncu bölge en kritik bölge. Eğer bu bölgeyi kırar, üstünde kalırsa o zaman APT için yeniden yükselişleri görebiliriz. Ethereum zaten sizlere paylaşmıştım. OP'u biraz önce zaten sizlere paylaştım. Bunun dışında sizlere paylaşmış olduğum coin'leri hemen gelelim. Atom'a gelelim arkadaşlar. Bakın doğru yerde işleme girilmiş olan coinlerden birisi ve hala karlı geri çekilmelerde de çok sert bir hamle yapmadı diğer coinlere nazaran baktığımız zaman. Ve hala hamlesine devam ediyor. Bu açıdan kar olarak ilerlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. CRV'ye gelmek istiyorum. CRV'de de önemli bir likit operasyonu yapıldı gerçekten. Ve şu an için şu görmüş olduğumuz alanı korumaya çalışıyor. CRV'de de bence artık 598 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. O bölgeyi kazanabilirse yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Bir inçe gelelim arkadaşlar, hala karlı bir pozisyon. Burada zaten kar alınmıştı. Diğer direnç bölgesinin kırılması takip edilecektir. Şu an için bu bölgelerde geri çekilmeler yaşansa da gelgitler yaşansa da arkadaşlar, bu görmüş olduğumuz bölgede işleme girildiği için hala karlı bir koyun. Diğer direnç bölgeleri geçildiğinde hamlesini devam edecektir. Burada birinç için en önemli kritik bölge 44-33 bölgesi. O bölge kırılır ve konfirm olursa yukarı yönlü hamlelerine devam edebilir. Bu açıdan o bölgede dikkat etmek gerekiyor. Dogecoin'e geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın kırmızı stop bölgesi vermiştim sizlere. Bakın tam geri çekilmelerde bu bölgelerden şu görmüş olduğumuz yeşil alandaki stopları patlattı. Ve buradan çok sert bir iğneyle tekrar yukarı yönlü hamlesini gerçekleştirdi. Ve burada düşen diğer tren çizgisi var. Bu açıdan 0.07256 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Bölge üzerinde kalkışı takip edilebilir. Zaten orta vade takip ediliyorsa da buradaki turuncu bölge üzerinde kaldığı sürece zaten takip edilebilecek coinlerden birisi durumunda. istenilen hamlesini tam olarak gerçekleştirmedi ama bu bölgelerde dikkatli bir şekilde şuradaki stop alanına hala uyarak istiyorsanız sizler de takibe devam edebilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.